Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Japonya'dan bahsedeceğim. Japonya, Nihon ya da Nippon, resmi adıyla Nihonkoku ya da Nipponkoku, Doğu Asya'da bir ada ülkesidir. Büyük Okyanus'ta bulunan Japonya, Japon denizinden Çin, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya'nın doğusuna, kuzeyde Ohotsk denizinden güneyde Doğu Çin denizine ve Tayvan'a kadar uzanır. Japonca adını oluşturan kanji karakterler güneş ve köken anlamına gelir. Bu nedenle Japonya doğan güneşin ülkesi diye de bilinir. Japonya coğrafi yapısı bakımından 6852 adadan oluşan bir takım adadır. Bu adaların en büyükleri olan Honshu, Hokkaido, Kyoshi ve Shikoku adaları ülkenin %97'sini oluşturur ve genellikle ev adaları olarak anılır. Ülke 8 bölgede 47 provinsle ayrılmıştır. Hokkaido en kuzey eyaleti ve Okinawa ise güney eyaletidir. Japonya, Endonezya'dan sonra ikinci en kalabalık ada ülkesidir. Adaların çoğu dağlıktır ve bazıları yanardağlardan oluşur. Japonya'nın en yüksek dağı olan Fuji Dağı bir yanardağdır. Japonya, %98.5'i Japon olan 126 milyonluk nüfusuyla dünyanın nüfus açısından 11. en kalabalık ülkesidir. Honshu'da bulunan büyük Tokyo metropoli, fiili başkenti Tokyo ve bulunduğu alan çevresinde bulunan prefektürler ve şehirlerle birlikte 30 milyon üzerindeki nüfusuyla dünyanın en büyük metropoliten alanıdır. Arkeolojik araştırmalar, Paleolitik çağın son döneminden beri insanların Japon adalarında yaşadığını gösterir. Yazılı tarihte Japonya'nın adı ilk olarak 1. yüzyıldan kalma Çin metinlerinde geçer. Japonya'nın tarihi düş dünyadan etkilendikten sonra çok uzun yıllar boyunca tecrit edilmesiyle şekillenmiştir. 12. yüzyıldan 1868'e kadar Japonya, imparator adına hüküm süren ardışık feodal askeri sogunlar tarafından yönetildi. Japonya 17. yüzyılın başlarında uzun bir tecrit dönemine girdi ve 1853-54'te ABD filosunun Japonya'yı batıya açma zorlamasıyla sona erdi. Neredeyse 20 yıllık iç çatışma ve ayaklanmadan sonra İmparatorluk Mahkemesi 1868'de Choshu ve Satsuma'dan gelen birkaç klanın yardımıyla siyasi gücünü yeniden kazandı ve Japon İmparatorluğunu kurdu. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında 1. Çin-Japon Savaşı, Rus-Japon Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'ndaki zaferler Japonya'nın artan militarizm döneminde imparatorluğunu genişletmesine izin verdi. 1937'deki 2. Çin-Japon Savaşı, 1941'de-45'te Japon teslim oluşu ardından sona eren 2. Dünya Savaşı'nda genişledi. 1947 yılında anayasanın kabulünden beri Japonya parlamenter monarşi ile yönetilmektedir. Devletin başı Japon İmparatorluğu, hükümetin başı ise başbakandır. Seçimle iş başına gelen bir parlamentosu vardır. Japonya, ASEAN Plus mekanizmasının Birleşmiş Milletler, OECD, G7, G8 ve G20'nin bir üyesidir ve büyük güç olarak kabul edilir. Japonya, gayri safi yurt içi hasılaya göre 3. ve SAFA göre 4. en büyük ekonomiye sahiptir. Dünyanın en büyük 4. ihracatçısı ve ithalatçısıdır. Japonya yüksek vasıflı ve eğitimli iş gücünden faydalanır. Yüksek öğretim diplomasına sahip dünyanın en büyük vatandaş oranı arasında. Resmi olarak savaş ilan etme hakkından vazgeçmiş olmasına rağmen Japonya kendini savunma ve barışı koruma rollerinde kullanılan dünyanın 8. büyük askeri bütçesiyle modern orduyu sürdürüyor. 2015 yılında dünyanın en güçlü 4. ordusuna sahipti. Japonya çok yüksek bir yaşam standardı ve insani gelişme endeksiyle gelişmiş bir ülkedir. Nüfusu dünyadaki en yüksek yaşam beklentisine ve 3. en düşük bebek ölüm oranına sahiptir. Ancak yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranı nedeniyle sorunlar yaşıyor. Japonya tarihi ve kapsamlı sineması, etkili müzik endüstrisi, anime, video oyunları, zengin mutfağı, bilim ve modern teknolojiye yaptığı önemli katkılar ile ünlüdür. Japonya anayasal monarşi olup imparatorun yetkileri oldukça kısıtlıdır. Japonya anayasasına göre imparator devletin ve halkın birliğinin simgesidir ve egemenlik hakkı olmaksızın sadece törensel bir rol oynar. Egemenlik ise Japon halkına ait olup güç başbakan ve diyetin diğer seçilmiş üyeleri tarafından esas tutulur.
Akihito'nun çekilmesinden sonra tahta çıkan Naruhito, 2019'da bu yana Japonya imparatorudur. Japonya'nın yasama organı Ulusal Diyet Çift Meclisi bir parlamentodur. Diyet her 4 yılda bir halk oyuyla seçilen 480 sandalyeli temsilciler meclisi, 6 yıl görev yapan halk tarafından seçilmiş üyelere sahip 242 sandalyeli danışmanlar meclisinden oluşmaktadır. 20 yaş üzeri yetişkinlerin gizli oyla tüm seçilebilen makamlar için genel oy hakkı bulunmaktadır. Diğer Sosyal Liberal Japonya Demokratik Partisi ve Muhafazakar Liberal Demokrat Partileri hakimdir. LDP 93 ve 94 yılları arasında kısa bir 11 aylık dönem ve 2009-2012 yılları dışında 55 yılından bu yana sürekli bir seçim başarısı gördü. Parti alt kamerada 294 sandalye ve üst kamerada 83 sandalyeyi elinde bulundurmaktadır. Japonya Başbakanı hükümetin başıdır ve diyet üyeleri tarafından belirlendikten sonra imparator tarafından atanır. Başbakan kabinenin başıdır ve bakanları atama ve görevden alma yetkisine sahiptir. Japonya'nın şu anki başbakanı Shinzo Abe, 2012 genel seçimlerinde LDP'den sonra 26 Aralık 2012 tarihinde Yoshihiko Noda'nın yerine geçmiştir. İdari bölümler. Japonya idari olarak 4 yılda seçilen vali, yasama, idari, bürokrasi tarafından denetlenen 47 prefektörlüğe ayrılır. Prefektörlükler ise şehir, kasaba ve köy olmak üzere belediyelere ayrılır. Tokyo özel bir statüye sahip olup bunlara ek olarak 23 özel semte ayrılır. Hokkaido ise prefektörlük ve belediyeler arası 14 alt prefektörlüğe ayrılır. Aynı zamanda bazı diğer prefektörlüklerde alt prefektörlükler bulunmaktadır. Japonya aynı zamanda 8 bölgeye ayrılmıştır. Ancak bu bölgeler coğrafi olup idari bir yapıyı temsil etmemektedir. Japonya'da şu anda birçok şehir, kasaba ve köyler birleştirilmektedir. Bu işlemle birlikte prefektörlük 6 idare bölgelerin sayısını azaltarak idari maliyetlerin düşürülmesi beklenmektedir. Dış ilişkiler. Japonya'nın neredeyse bütün bağımsız ülkelerle siyasi ilişkileri vardır ve Aralık 56'dan sonra BM'in aktif bir üyesi olmuştur. Japonya G7, G20 ve APEC'in üyesidir ve Doğu Asya zirvesine katılmaktadır. Japonya, Avustralya ile Mart 2007'de, Hindistan ile Ekim 2008'de güvenlik anlaşmalarına girdi. Japonya, 2014'te 9.2 milyar dolar vererek dünyanın 5. en büyük resmi kalkınma yardımıyla bağışçısıdır. 2017'de Japonya, dünyadaki en büyük 5. diplomatik ağa sahipti. Japonya'nın ABD ile yakın bağları vardır. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki müttefikleri ve müttefikleri tarafından yenilmesinden bu yana iki ülke yaygın ekonomik ve savunma ilişkilerini sürdürmüştür. Amerika Birleşik Devletleri, Japon ihracatı için büyük bir pazar ve Japon ithalatının başlıca kaynağıdır. Japonya'yı kısmen bu amaç için askeri üslere sahip olan ülkeyi korumaya kararlıdır. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra Japon yönetimi Kuzey Mariana Adaları ABD'nin kontrolüne girdi. Japonya, Rusya'nın 1945'te Sovyetler Birliği'nce işgal edilen Güney Kuril Adaları'nın kontrolüne itiraz ediyor. Güney Kore'nin Liancourt Kayalıkları kontrolü ancak Japonya tarafından kabul edilmedi ve talep edildi. Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Cumhuriyeti ile ilişkileri Senkaku Adaları üzerinde zorladı ve Çin Halk Cumhuriyeti ile Okinawa Torishima statüsünde. Japonya'nın Güney Kore ile ilişkisi, Japonya'nın Korelilerin Japon sömürge yönetimi sırasında özellikle de rahatlık kadınları konusunda ele alınması ile nedeniyle gerildi. Bu kadınlar esasen seks köleleriydi ve tedaviye kaç kadının maruz kaldığına dair kesin bir rakam bulunmamasına rağmen uzmanlar bunun onlarca veya yüz binlerce kişide olabileceğine inanıyor. 1910 ve 45 yılları arasında Japon hükümeti Kore altyapısını yeniden inşa etti. Buna rağmen Kore'deki modernleşme her zaman Japonların çıkarlarıyla bağlantılıydı ve bu nedenle sosyal yapıların devrilmesi anlamına geliyordu. Mesela Japonya, Kore'nin ilkel feodalist tarımını sürdürdü çünkü Japon çıkarlarına hizmet etti. Japonya'nın Kore'deki emperyalizmindeki yeni gelişmeler arasında ülkenin her yerinde bir dizi polis karakolu kurulması, vergileri aynı vergi yerine sabit parayla değiştirmek ve Japonya'daki özel şirketlere vermek için köylere ait olan ortak arazilerin çoğunun alınması
birçok köylünün topraklarını kaybetmesine neden oldu. Japonya, yarımadanın 800 bin üzerinde Japon göçmeni tanıttı ve Kore dilini okullarda yasaklama ve Korelileri Japon isimlerini benimsemeye zorlama çabalarıyla bir kültürel baskı kampanyası yürüttü. Kore Yarımadası 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya ve Ekse'nin teslim edilmesiyle bir kez daha bağımsız hale geldi. Tarihsel gerginliklere rağmen Aralık 2015'te Japonya konuyla ilgili sorumluluk ve hayatta kalan konfor kadınlara para ödedi. Bugün Güney Kore ve Japonya'nın daha güçlü ve daha ekonomik ilişkileri var. 90'lardan bu yana Kore dalgasıyla Doğu Asya'da büyük bir hayran kitlesi yarattı. Japonya, Kore müziği, televizyon ve filmlerin bir numaralı ithalatçısıdır. Ancak bu yalnızca Güney Kore hükümeti 48'den beri yerde olan Japonya ile yapılan kültür alışverişlerinde 30 yıllık yasağı kaldırdıktan sonra mümkün oldu. Kore pop kültürü ürünlerinin Japon pazarındaki başarısı kısmen yıldız pazarlama sistemi ve yeni televizyon şovlarının ve müziğin ağır tanıtımı gibi Japon fikirlerinin ödünç alınmasıyla açıklanmaktadır. Winter Sonata ve Kafa Prince gibi Kore dramalarının yanı sıra Big Bang ve Shinee gibi K-pop sanatçıları Japon tüketiciler arasında çok popüler. Son zamanlarda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ilişkilerinin geleceğini ve özellikle bölgedeki Kuzey Kore saldırganları için çözüm bulma konusunda nasıl işbirliği yapabileceğini tartışmak üzere Almanya'nın Hamburg kentindeki 2017 G20 zirvesinde Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya geldi. Her iki lider de kadınların anlaşmazlıklarını çözme, bölgede olumlu ilişkiler kurma ve nükleer silahları test etmeye ve kendilerini uluslararası toplumdan daha fazla tecrübe etmeye devam ederken, Çin'in Kuzey Kore ile daha iddialı olmaya zorlama konusundaki taahhütlerini yeniledi. Evet, Japonya'da ekonomi. Yaklaşık 5 trilyon dolarlık milli geliriyle Japonya, dünyanın 3. büyük milli ekonomisidir. 2. Dünya Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğramış olmasına rağmen kısa bir süre içinde Japonya'nın hızla kalkınmasıyla dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinden birisi haline dönüşmesi Japon müzisyeni olarak değerlendirilmiş ve uzun yıllar boyunca çoğu gelişmekte olan ülke için örnek olarak gösterilmiştir. 80'li yılların sonuna gelindiğinde Japonya'nın ekonomik gelişmesi o denli göz kamaştırıcı hale gelmiştir ki Japanese Number One sloganı altında Japonya'nın dünyanın en büyük ekonomik gücü olması planları yapılmaya başlanmıştır. Hal böyle olmakla birlikte 90'lı yılların başından itibaren Japon ekonomisi büyük bir durgunluk içerisine girmiş, büyüme oranları büyük ölçüde azalmış, işsizlik artmıştır. Japonya'nın içine düştüğü bu kronik durgunluktan kurtulamaması halinde mali sektörde ciddi bunalımlar yaşamasının kaçınılmaz olacağı büyük ölçüde kabul görmektedir. Ekonomik büyüklüğü ve dünya ticareti içerisindeki yeri göz önüne bulundurulduğunda 2002 yılında Japonya 433 milyar dolar ihracat ve 350 milyar dolar ithalat ile 783 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. Japonya'nın içine düşeceği bir finansal krizin tüm dünyayı etkilemesi ise kaçınılmaz olacaktır. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında gösterdiği ekonomik başarının ardında yatan faktörler, daha sonra içine düştüğü ekonomik durgunluğunda belli başlı nedenini teşkil etmiştir. Japonya, 2. Dünya Savaşı'nı takip eden dönemde istikrarlı siyasi iktidar, büyük şirket grupları ve güçlü bir bürokrasiden oluşan üçlü bir saç ayağı tarafından yönetilmiştir. Bu üç güç odağı arasındaki işbirliği Japonya'nın önemli ve cesur kararlar alarak güçlü bir endüstriyel yapıya kavuşmasına olanak sağlamıştır. Özellikle Koreliler kendi grupları içerisinde oluşturdukları dev bankalar aracılığıyla ihtiyaç duydukları finansmanı çok elverişli koşullarla elde edebilmiş ve hükümeti ve bürokrasinin de yönlendirmesi ve koruması altında hızlı bir şekilde gelişerek pek çok endüstriyel sektörlerde dünyada ön plana çıkmayı başarabilmiştir. Japonya'da ulaşım. Japonya'da yollar için çok para harcanmıştır. 1,2 milyon kilometre karelik kaplanmış yol ana ulaşım aracıdır. Japonya'da trafik soldan akar. Yüksek hızlı, bölünmüş, sınırlı erişimli paralı yollardan oluşan bir tek ağ, büyük şehirleri birbirine bağlar ve paralı yol girişimleri tarafından işlenir. Hem yeni hem de kullanılmış arabalar ucuzdur. Enerji verimliliği teşvik etmek amacıyla araba sahipliği ücretleri ve benzin vergileri uygulanır.
Japonya'da araba kullanımı G8 ülkeler arasındaki en düşüğüdür. Enerji. 2005 itibarıyla Japonya'da kullanılan enerjinin yarısı petrol, 5'e 1'i kömür ve %14'ü doğalgazdan oluşur. Japonya'da harcanan elektriğin bir çeyreği nükleer enerjiden oluşur. Demografisi. Japonya dünyanın en yaşlı nüfusuna sahiptir. Median yaş 44,7 yıl olup dünyanın en yüksek median yaş ve Japonya nüfusunun %30,1'i 60 yaşından daha yaşlı olup 60 yaş üstü yaş grubuna girenlerin dünyanın en yüksek düzeyde oranına sahiptir. Din. Örneğin düğün törenleri genelde Shinto dininin kurallarına göre de yapılır. Cenazelerde ise genelde Budist törenler uygulanır. Shinto ülkenin yerli dinidir. Ormanlarda, dağlarda, denizlerde, kısacası doğada kami denilen ruhların yaşadığına inanılırdı. Doğa ile uyum içinde yaşayan eski topluluklar bu ruhları sayarlardı. Bu inanç Shinto dininin temelini oluşturur. Sonraları bu ruhlara atalar ve kahramanlar da eklendi. Bazı evrelerde bu ruhlara yiyeceklerin sunulduğu tanrı Rafık bulunur. Budizm ise Shinto'dan farklı olarak 6. yüzyılda Çin ve Kore yoluyla Hindistan'dan gelmiştir. İlk kez 16. yüzyılda Portekizli denizciler aracılığıyla gelen Hristiyanlık ise nüfusun küçük bir kısmınca benimsenmiştir. Sağlık. Japonya'da sağlık bakımı ulusal ve yerel yönetimler tarafından sağlanmaktadır. Kişisel tıbbi hizmetler için ödeme bir hükümet komitesi tarafından belirlenen ücretlerle göreceli erişim eşitliği sağlayan evrensel bir sağlık sigorta sistemi aracılığıyla yapılır. İşverenler aracılığıyla sigortası olmayan kişiler yerel yönetimler tarafından idare edilen ulusal sağlık sigortası programına katılabilir. 73'ten beri tüm yaşlı insanlar devlet destekli sigorta kapsamındadır. Hastalar seçtikleri hekimleri ve tesisleri seçmekte özgürdür. Kültür. Kimono ya da Japon kültürünün en önemli unsurudur. Kimono giyen Japonlar adeta sihirli çubukla büyülenmişçesine seramonik ve kibar davranışlar sergilerler. Kimono'nun da farklılıkları vardır. Evli kadınların kimonoların kolları kısadır. Bekarların ise uzundur. 20 yaşına basan genç kızlar aile içinde seremoni ile kremona giyer bir 20 yaşını kutlar. Japonlar seremonilerde hep dingin bir ruha sahip olup doğayla bir yaşamaya çalışırlar. Kado, dünyaca ünlü Japon çiçek süsleme sanatıdır. Geleneksel Japon kültüründe kadın erkek ayrımı yoğun olarak vardır. En basitinden Japonya'da erkek dili ve kadın dili vardır. Erkekler oldukça erkeksi bir dille konuşurken kadınların bu dile ait kelimeleri, ünlemleri kullanması pek doğru bulunmaz. Ancak günümüzde Japon kültüründe egemen olan yabancılaşma her alana olduğu gibi dile de etki etmiştir. Mutfak. Japon mutfağı bir çorbayla Japon pirinci veya eriştesi ve balık eti, sebze, tofu ve benzer besini lezzet eklemek için yapılan okazu gibi temel gıdalara dayanmaktadır. Erken modern çağda kırmızı et gibi daha önceden Japonya'ya yaygın olmayan ürünler geldi. Japon mutfağı gıdanın mevsimselliği, malzemeler ve sunum kalitesiyle bilinmektedir. Japon mutfağı geleneksel tariflerle ve yerel malzemelerle geniş bir dizi bölgesel özellikler sunmaktadır. Michelin rehberi Japonya'daki restoranları dünyanın geri kalanından daha fazla Michelin yıldızıyla ödüllendirdi. Spor. Geleneksel olarak sumo Japonya'nın milli sporu olarak kabul edilir. Judo, karate ve kendo gibi Japon savunma sanatları ülkede izleyiciler yaygın olarak uygulanmakta ve tercih edilmektedir. Meiji restorasyonundan sonra bazı batılı sporlar Japonya'ya geldi ve eğitim sistemini aracılığıyla yayılmaya başladı. Japonya 64 yılında Tokyo Yaz Olimpiyatlarında ev sahipliği yaptı. Japonya 72 Sapporo ve 98 Nagano olmak üzere iki kez kış olimpiyatlarında ev sahipliği yapmıştır. Çay töreni. Çay yolu veya Chono'yu, çayın sıcak suyu adı verilen çay töreni 15. yüzyıla kadar geriye gider. Törenin esası ev sahibinin konuklarına çay hazırlanması gibi gündelik bir ihtiyaca dayanır. Çay ikramı zaman içinde törensel bir nitelik kazanmıştır. Ev sahibi ve konuklar bu törenin ayrıntılı kurallarına büyük bir ciddiyetle uyarlar. Bu kurallar töreni olabildiğince sadeleştirir. Çay töreni başlı başına kurallar bütününden ibaret değildir. Bunun için bahçe düzenlenmesinden çay odasının döşenmesine kadar birçok ön hazırlığın özenle önceden yapılmış olması gerekir.
Çay döreline hazırlanmak, mimariden seramiğe, bahçecilikten tarihe, dinden güzel yazma sanatına kadar birçok alanda askeri bilgileri öğrenmek anlamına gelmektedir. Bu hazırlıklar çay töreninin mükemmelliği için şarttır. Bahçenin güzellikleri arasından çay odasına geçen konuklar, gördükleri ve güzellikler ve yaşadıkları sükunetle çay törenine hazırlanmaktadırlar. Çay töreninde ağırlıklı olarak Zen Budizmin etkisi görülür. Tören ilk bakışta can sıkıcı bir oyun, gereksiz kurallar bütünü gibi gelebilir. Ancak amaç çay yapıp içmekten çok doğaya karışmak, onun içinde kaybolmak, bu yolla ruhu aydınlatmaktır. Doğallığın yanı sıra sükûret, sadelik, estetik ve zarafetle örülü bir arınma sürecidir çay töreni. Hareketler son derece yavaştır. Bu nedenle çay yapımı için gerekli eylemlerde olabildiğince tasarruflu olup, yapılması gereken hareketleri çok incelikle hesaplayıp, bunu zarafetle gerçekleştirmek gerekmektedir. Sonuçta ortaya çıkan uyum, ölçülük ve güzellik izleyenlerin ruhunda ve zihinlerinde kalıcı izler bırakacaktır. Özel günler. Masseri olarak adlandırılan ve yıl içerisinde çeşitli zamanlarda kullanılan bayram ve festivallerin çoğu kraliyet döneminden günümüze kadar gelmektedir. Bu kutlamaların çoğu Çin ve Budist kökenlidir ve fakat Japonlar bu kutlamaları dini tören havasında yapmamaktadırlar. Ocak ayında kutlanan Yetişkinler Günü, bazı özel günler hafta sonlarıyla birleştirilmesi amacıyla daima pazartesi günleri kutlanır. Bunların dışında Mart ile Nisan ayları arasında çiçek seyretme, Mayıs ayında Temmuz 13 ile 15 arası, bazen Ağustos ayında Bom Festivali ve Eylül ayı ortalarında ay seyretme ritüelidir. Kıyafet. Uzun bir dışa kapalılık döneminin ardından 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan batılılaşma çabaları halkın kıyafetine de yansıdı. Bugünkü batılı giyim tarzı bu sürecin sonucudur. Ancak Japonlar batılılaşma ile birlikte gelenekleri yaşatma, hatta geliştirme çabasını bir an olsun bırakmamışlardır. Bu çerçevede insanlar özel günlerde geleneksel kıyafet olan kimono giymeyi ihmal etmezler. Kimono vücudu saran ve belde geniş bir kuşakla bağlanan geleneksel ve dünyaca ünlü bir giysidir. Yeni yıl kutlamalarında, evlilik gibi özel günlerde, bayramlarda ya da mezuniyet günlerinde genç, yaşlı, kadın, erkek Japonlar çoğunlukla kimono giyer. Evlilik ve benzeri resmi törenlerde damatla gelin siyah kimonolar giyerek sorguçlarını takarlar. Erkekler kimonoların üzerine çok geniş paçalı pantolonlar ve bol ceketler giyerler. İyi bir kimono çok pahalıdır. Japonlar kimonolarına gözleri gibi bakarlar. Kimonolar anneden kıza, babadan oğlara aktarılarak giyilir. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomda Japonya hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştım. Videoma beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Yani like tuşuna basmayı, ona like diyorsunuz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hoşça kalınız.